Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda ibuprofen şurup hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalımı büyütebilmem ve bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem için beni destekleyebilir ve teşvik edebilirsiniz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İbufen şurup nedir? Her 5 mililitre yani her bir ölçeğinde 100 mg ibuprofen içeren şuruptur. Analjezik, antipiretik ve yangı önleyici, ağrı kesici, ateş düşürücü, ağrı hissini azaltıcı ve iltihapla savaşan olarak adlandırabileceğimiz sınıftaki ilaçlardan bir tanesidir. Peki ama ibuprofen pediatrik şurup nasıl kullanılır? İlaç sesini homojen bir görünüm oluşuncaya kadar yaklaşık 10 saniye kadar çalkalayın. Sonra çocuğunuzun yaş ve kilosuna göre ibufen pediatrik şurubun kendi ölçeği ile çocuğunuza verebilirsiniz. Ölçeğin nasıl kullanılacağını da eczacınıza danışarak öğrenebilirsiniz. İbufen şurup kaç saat arayla verilmelidir? İbufen şurup günde 3 veya 4 defa kullanılabilir. Bir kez ibufen şurup verdikten sonra bir sonraki ibufen şurup dozu için 5 ila 6 saat kadar beklemeniz gerekmektedir. İbuprofen şurup genel olarak ne için kullanılır? Yüksek vücut ateşinin düşürülmesi için, hafif ve orta derecede ağrıyı giderebilmek için, baş ağrısı, kas ağrısı, kulak ağrısı, diş ağrısı gibi ağrı durumlarında, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıkların belirtilerinin hafifletilmesinde Çoğun, çoğunlukla çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı gibi romatizmal ilaçlarda anti olarak ve ergenliğe başlamış kız çocuklarında Braille sancısını ve ağrısını hafifletmek için kullanılır ve reçete edilir. İbuprofen şuruba, ibufen şuruba ulaşamadığınız durumlarda muadil olarak önerilebilen veya eşdeğer içeriklere sahip ilaçlar bulunmaktadır. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Dolven, Apirex, Bruce, Pedifen, Ibuaktif, Balafen ve Ibufen bu şuruplardan bazılarıdır. Ee, peki ama Ateş ölçümü nasıl yapılmalı ve buna göre ibufen nasıl verilmelidir? Klasik ateş düşürücüler yani 0-5 yaş için klasik ateş düşürücülerle en doğru sonuç makattan ateş ölçümü verir. Kulak ve koltuk altından da ölçüm yapılabilir. 5 yaş sonrası için ateş ölçümü ağızdan yapılabilir. Yeni nesil lazerli ateş ölçerler ateş ölçme işlemini oldukça kolaylaştırmıştır. Bebekle her ailenin ateş ölçer bulundurması oldukça önemlidir ateşi olan çocuğa hangi durumlarda doktora götürmeliyim sorusu da sıklıkla internette yapılan araştırmalardan bazıları bunlara da cevap vermek istiyorum. Yaşı 3 yaştan küçük bebekler iri, iyi görünüyor olsalar dahi mutlaka doktora götürülmeli. Hasta izlenimi veren, huzursuz, ağlayan, ağızdan bir şeyler yiyip içmeyen çocuklarda yine mutlaka doktora götürülmeli. Tepki vermeyen, uyandırılamayan, solunum zorluğu olan, hırıltılı sesler duyulan 39-40 derece üzerindeki ateşi olan ve hatta buna 38'i de dahil edebiliriz. Daha önce ateşli havale geçirmiş olan 4-5 günden fazla devam eden ateşi olan çocuklar yine doktora mutlaka götürülmesi gereken durumlardır. Bunun dışında ibuprofen şurup bebekler için zararlı mıdır diye bir arama yapılmış internette çokça. Buna da cevap vermek istiyorum. Bebekler ve küçük çocuklar için kullanılabilecek en güvenli etken madde parasetamoldür. Şiddetli olmayan ağrı durumlarında veya şiddetli olmayan yüksek ateş durumlarında parasetamol içeren ağrı kesici ateş düşürücü şuruplar kullanmakta fayda bulunmakta. Bu yüzden bebeğinizin ve çocuğunuzun kilosuna ve yaşına göre ölçüm yaparak vermenizde herhangi bir sakınca bulunmamakta. Fakat tüm ilaçlarda olduğu gibi, e, ibuprofen şurubun da kullanımına bağlı olarak yan etkiler gözlemlenmiştir. E, bunlardan da bahsetmek istiyorum size. Bu yan etkiler şöyle olabilir. E, i̇çerisindeki etken maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterebilir çocuğunuz. Bu ilaçtan önce mide bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyse yine kullanmakta çok dikkat etmeniz gerekmekte. Yine çocuğunuzun daha önce ağır karaciğer yetmezliği yaşadıysa, ağır böbrek yetmezliği var ise kullanırken çok dikkatli olmalısınız ya da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza bu durumu bildirmelisiniz. Çocuğunuz astım hastası ise yine mutlaka doktorunuza belirtmenizde fayda bulunmakta ilacı kullanırken. Bunun dışında belirtilen çok ciddi yan etkiler görülmemiş ibufen şurupla alakalı. Siz daha önce ibufeni hangi rahatsızlık için kullandınız? Kullandığınızdaki hastalığınızın tedavi seyrini aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmanızı rica edeceğim. Videoyu buraya kadar izleyip faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı lütfen unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.